Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar 7s ve bir yksd için bilmesi gereken 240 kelimemizin son videosundayız bugün Yine son 30 kelimemizi konuşacağız Insure ile başlıyoruz bu videoya Insure Sure kökeninden gelen bir kelime yani garanti etmek anlamında Sure emin misin ya da eminim anlamında kullanıyorduk Insure kelimesi yine Assure kelimesi bakın Sure var yine burada garantilemek sigorta etmek anlamında Protect kelimesi protecti biliyoruz biz. Yine korumak demek. Secure yine korumak, güvence altına almak demek. Cover kelimesi normalde iki anlamı var. Birisi örtmek demek. Birisi de buradaki gibi inşura benzer bir anlamda cover'ı görebiliriz. Yani bir şeyi korumak anlamında, korumak, saklamak anlamında görebiliriz. Shield kelimesi yine ne demek? Kalkan anlamında. Yani bir şeyi korumak anlamında diğer bir kelimemiz garanti zaten. Garanti vermek, yine sigorta etmek anlamında. İkinci kelimemiz spread. Spread kelimesinin birden çok anlamı var biliyorsunuz. Birincisi yaymak, yayılmak anlamında. ikincisi de dağıtmak anlamına gelebiliyor. Spread dediğimiz zaman aklımıza bir şeyin expansion'ı, büyümesi gelecek. Yani gelişmesi ya da genişlemesi gelecek. Extend kelimesi, expansion, development kelimesi spread ile aynı anlamda. Bunun yanında dediğimiz gibi bir yemeğin, yiyeceğin yayılması anlamına gelebilir. Özellikle tereyağı gibi yağların spread olması anlamına gelebilir. Gelişmek anlamına gelebilir. Yayılmak anlamına, ülkenin büyümesi anlamına Genişlemesi anlamına gelebilir Baktığımızda increase Yine genişlemek Büyümek anlamında Extend demiştik Yine büyümek anlamında Expand Spreadle aynı anlamda Büyümek demek Yine Escalate yine bir şeyin yani hızlı bir şekilde büyümesi, ortaya çıkması demek. Ama burada en çok hatırlatacağımız kelime aslında proliferate. Bu kelimeyi hiç görmedik şimdiye kadar yine bu da çoğalmak, artmak anlamına gelen bir kelime. Proliferate de sınavlarda sık sık karşımıza çıkan kelimelerden birisi oluyor genelde. Awkwardly kelimesi bu garip bir şekilde demek yani sakarca gibi bir anlamda yani bir şeyi zor bir şekilde yapmak zorlukla yapmak gibi bir anlama geliyor. With difficulty yani zorlukla demek zaten burada. Bir de clumsily anlamı var. Awkward zaten ne demek? Garip, böyle şaşkın bir şekilde gibi bir anlamı var. Clumsy ise sakarca gibi bir anlama geliyor. İkisi de benzer anlamda kelimelerimiz. Loosely, loose bir şeyin gevşek olduğunu anlatırken de kullanabiliriz. Genel olarak derken de kullanabiliriz. Yani approximately ile aynı anlamda gelebilir yaklaşık olarak genel olarak anlamında ya da freely yani geniş böyle gevşek anlamında da olabilir. Burada roughly kelimesini approximately ve loosely ile aynı anlamda genel olarak demek generally yine genel olarak demek almost da yine genelde anlamı var neredeyse anlamına da geliyordu almost biliyorsunuz. Exit kelimesi hız sınırını aşmak, ihlal etmek gibi genelde bu tür yapılarda kullanıyoruz. Ses sınırının aşılması gibi. Yani surpass kelimesi bakın. Geçmek anlamı "Pers" kelimesini gördüğünüzde surpass üstüne çıkmak aşmak, ihlal etmek yine be superior yani bir şeyin önüne geçmek gibi bir anlamda kullanabiliriz. Outpace kelimesi de yine bir şeyin sınırının aşılması, ihlal edilmesi anlamına gelir aynı exit kelimesindeki gibi. Annual kelimesi yıllık anlamına geliyor. Yılda bir olan anlamına geliyor. Yani bir şey done veya occur oluyorsa veya yıllık yapılıyorsa buna biz annual diyoruz. Ya da bir yıl boyunca sürüyorsa buradaki last ne demiştik? Sürmek anlamına demiştik. Yıl boyunca sürüyorsa yine annual yıl diyoruz. Hani yıllık kazanç derken kullanabiliriz bunu. Ya da işte bir yılda üretilen bir kitap nedir bu? İşte sınıf yıllığı anlamında da kullanabiliriz. Anniversary yine aynı anlama gelebilecek, yakın anlama gelebilecek kelimelerden birisi. Bir düğünün, işte bir evlenmenin yıl dönümü derken kullandığımız bir yapı. Evlilik yıl dönümümüz derken mesela wedding anniversary yapısını kullanıyoruz. Spontaneous yapısı spontane gelişen demek. Kendiliğinden olan anlamında buna yakın diyebileceğimiz kelimelerden birisi kelimesi impulsif. Impulsif dürtülerle hareket etmek anlamında biraz daha içgüdüsel demek. Yine impulsif kelimesini anlam olarak yakın bir kelime de instinktif unutmayalım. Bu da yine ne demek? İçgüdüsel olarak demek. Impromptu da yine bunlara yakın bir anlamda. Yani kendiliğinden gelişen. Bu biraz daha doğaçlama demek. Yani doğaçlama anlamına geliyor. Doğaçlama oluşan demek. Baktığımızda gönüllü işte Unplant zaten belli. Plansız olan demek. Bir de spontaneous'ın willing anlamı var. Yani isteğe bağlı hani istekli bir şekilde anlamına geliyor. Yine spontaneous kelimesi. Casual'ın da böyle bir anlamı var demiştik zaten. Infinite, infinitely. Şimdi infinite sonsuz demek. Infinity War'dan hatırlıyoruz. Belki sonsuzluk savaşı. Ama buradaki anlamı çok çok fazla gibi bir anlama geliyor. Yani extremely ile aynı anlamda infinitely. Infinite yani oradaki sonsuzluk anlamından e, biraz daha ötede çok veya çok fazla anlamıyla bileceğiz. Unbelievably mesela inanılmaz bir şekilde, inanılmaz fazla, very much, boundlessly yine boundlessly işte sınırları olmayan çok fazla anlamına geliyor. Infinity ile bunlar benzer anlamdaki kelimeler. O ne demiştik? Bir şeyi ya da bir kişiyi bir şeyi yapmak zorunda bırakmak demiştik. Required de bununla aynı anlama gelen diğer kelime. Yani zorunda bırakmak anlamında. Yine birisine iyilik yapmak anlamına da gelebilir. Yani oblaç kelimesinin bazı durumlarda anlamını biz işte iyilik yapmak, birine yardımda bulunmak gibi anlamda da kullanabiliyoruz. Bunu da bilelim. Yine burada hatırlatacağımız kelimeler obligate kelimesi zorunda bırakmak anlamında, coerce kelimesi zorunda bırakmak anlamında, impel zorlamak demek, force zorlamak demek, constrain yine zorlamak anlamında, compel zorlamak demek, bind ise daha çok bağlamak anlamında bir kelime. Yani bir şeye bağlamak, zorlamak anlamında yine diyebiliriz. Bu kelimelerimizde oblaç require ile aynı anlama gelen kelimeler. Avoid kelimesi bir şeyden kaçınmak, sakınmak demek. Yani kazadan kaçınmak, sakınmak demek. Burada avoid kelimesi de prevent from bir şeyden sakınmak anlamına gelen en önemli kelimelerimizden birisiydi. Yine refrain from yani bir şeyden uzak durmak ya da stay away uzak kalmak anlamındaki kelimelerimiz. Bunlar karşımıza çıkıyor. Prevent, refrain from, sakınmak, kaçınmak anlamında da avoid kelimeleri. Improve iyileştirmek ya da geliştirmek anlamında. Yani mesela dilinizin geliştirilmesi derken improve my English skills diyorsunuz. Ya da bir şey iyileştirmek, daha iyiye götürmek anlamında kullanabiliriz bunu biz. E yine bunun da birçok anlamı var. Yani ilerletmek, daha iyiye götürmek, daha iyi yapmak, geliştirmek, zenginleştirmek, enhance kelimesi biliyorsunuz. Bu da çok sık karşımıza çıkıyor. Zenginleştirmek, increase bir şeyin artırılması, progress geliştirilmesi, yine promote mesela iyileştirmek, daha ileriye götürmek anlamında kullanılabilir. Raise ve rise'ı da yine buraya alabiliriz. Raise artırmaktı. Rise yükseltmek anlamındaydı. Bu kelimelerde yine improve'a benzer anlama gelen kelimeler. Upgrade zaten bir şeyi bir üst seviye çıkarmak demek. Yani bir üst segmente çıkarmak. Bu da geliştirmek oluyor zaten. Increase kelimesi Yine birçok anlamı olan kelimelerden birisi. Bunun da neredeyse az sonra sayacağım tüm anlamlarını göreceksiniz. Increase artırmak ya da bir şeyi çoğaltmak demek. E, çoğaltmak artırmak derken kullanacağımız en önemli yapılardan birisi. Expand artırmak. Extend genişletmek demek. Yine intensify büyütmek, genişletmek demek. Ee, rise yükseltmek, artırmak demiştik. Ee, swell mesela şişmek, çoğaltmak gibi bir anlama geliyor. Yine baktığımızda escalate kelimesini burada kullanabiliriz. Yine enhance kelimesini hatırlatalım. Zenginleştirmek, çoğalmak demek. Çoğaltmak demekti. Develop yine ne demekti? Geliştirmek anlamında. Yine burada da increase'e benzer bir anlamı var kelimemizin. Entail kelimesi bir şey gerektirmek, zorunda bırakmak demek. Burada hatırlatacağımız iki tane önemli phrasal verb var aslında. Entail kelimesiyle aynı anlamda. Birisi bring about yani zorunda bırakmak, çağrıştırmak, işte zorunlu kılmak anlamında. Diğeri de call for. Özellikle call for sorularda çok sık çıktığını görüyoruz. Yani gerektirmek anlamında işte bu iş şunu gerektirir de ken call for yapısını kullanıyoruz. Require kelimesi de yine gerektirmek demek. Yani bir şeyi gerektirmek anlamında. Result in ise sonuçlanma anlamı var bir şeyin entail kelimesini demek. Yani lead to ile aynı anlama da gelebiliyor. Sebep olmak, bir şeye yol açmak entail dediğimizde. Tail zaten aslında kuyruk demek ama burada o anlamın biraz farklı bir kullanımı var fiil olarak. Reference bir şeye referans atıf ya da gönderme anlamında. Burada citation quotation kelimelerini biliyoruz. Nedir bunlar? Atıf yapmak, atıf yapmak anlamında kelimelerimiz. Remark yine atıf yapmak demek. Ya da işte bir şeydeki e, göndermeleri anlatırken de kullanabiliyoruz. Yani implication kelimesi mesela imply ne yapmakta? Gönderme yapmakta. Implication da gönderme demek yine bu anlamada gelebiliyor. Yani bir şeyden bahsetmek mention kelimesini de hatırlayalım. Mention bir şeyden bahsediyor derken kullandığımız bir kelimeydi. Restrain bir şey sınırlamak ya da engel olmak demek. Yine bu kelimenin birçok eş anlamlısı karşımıza çıkıyor. Confine ise confine engellemek, sınırlamak anlamında. Constrain engellemek, sınırlamak demek. Curb bir şey dizginlemek anlamında. Özellikle hayvanlarla kullanıyoruz biz bunu. Detain yine bir şeyden vazgeçirmek, engel olmak, sınır koymak demek. Deter yine bir şey konusunda engel oluşturmak, zorlamak anlamında. Hamper, hinder, inhibit. Bu üç kelimemizi aynı anlamda öğrenelim. Hamper, hinder, inhibit. Inhibit'i inhabit ile karıştırıyoruz bazen. Ya da habitat falan gibi bir anlamı var mı diye düşünüyoruz. Hayır. Bunların üçü de engel olmak demek. Bir şeye engel olmak. Bir şeyin işte gelişimini engellemek gibi. Yine baktığımızda prevent, korumak, engellemek, sınırlamak anlamına gelir. Repressing'i sınırlamak anlamındadır. Restrict sınırlamak sınırlamak anlamındadır. Suppress sınırlamak anlamındadır. Gördüğünüz gibi restrain'in neredeyse birçok yakın anlama gelen kelimesiyle karşılaşıyoruz sınavlarda. Run bir şeyi koşmak ya da yönetmek anlamında. Yani koşma anlamını zaten biliyoruz ama bir şey operate ya da drive sürmek ya da yönetmek anlamına da gelebiliyor. Mesela business dediğimizde işte işin yönetilmesi derken run my own business yapısını görüyoruz. Bunu da hatırlatmak için koydum bu kelimeyi. Opposite karşıt ya da zıt demek. Karşıt zıt dediğimizde aklımıza counter kelimesini öğren. Yapmıştık. Bu geliyordu. Yine contradictory yani bir şeyin zıttı, karşıtı derken kullanacağımız bir kelime. Reverse yine zıt, karşıt anlamındaki bir kelimeydi. Adverse de aynı şekilde adverse effect of falan filan gibi cümleler görebilirsiniz. Bir şeyin zıt etkileri, ne etkileri, yan etkileri derken kullanabiliriz bunu adverse effect kelimesini. Generally genellikle demek, mainly kelimesiyle aynı anlamda ya da in most cases birçok durumda gibi genel olarak anlamında. Bakalım aynı anlama gelecek diğer kelimelere. Roughly demiştik, genel olarak anlamında demiştik. Mostly yine genellikle demek. Usually zaten genellikle ilk öğrendiğimiz yapılardan birisiydi bu. Commonly, broadly kelimeleri de yine genel olarak demek genellikle anlamına gelen kelimeler. Çiftli kelimesini hatırlatalım burada aslında bir de çiftli yine genel olarak anlamına gelen kelimelerden birisi. Impress etkilemek anlamına geliyor ama etkilemek değil sadece mesela damga vurmak gibi bir anlamı da var bunun. İşte mühür vurmak gibi bir kağıda mühür basmak anlamına gelebilir ya da etkilemek anlamına gelebilir. Inspire inspire kelimesine çok yakındır anlamı. Influence etkilemek kelimesine çok yakındır. Influence, influencerları biliyoruz zaten işte bu etkileyiciler. Inspiration, inspire yine bir şeye ilham olmak anlamındaki kelimelerimizden birisi. Bunlar da üçü de benzer anlamdaki kelimeler. Commit, commit'in de birden çok anlamı var. Anlamlarından birisi bir şey yapmak. Yani commit a crime mesela bir suç işlemek derken de kullanabiliriz. Yine commitment to a marriage işte bir şeye evliliğe kendini adamak gibi bir anlamda da kullanabiliriz. Yani bir işi yapmak anlamına gelebilir ya da bir konuda kendini adamak. Entrust kelimesi kendisi, kendinizi adamak demek. Engage kelimesi bu anlama gelebilir. Engage, allocate biraz daha işte para ayırmak gibi bir anlamda. Allocated money falan gibi kullanıyoruz. Burada komite belki yakın diyebiliriz. Yine komit mesela promise'e benzer bir anlamı var promise'in burada. Nedir? Mesela kendisini adamak anlamında yine promise söz vermek derken kullanabiliriz. Komitle aynı anlamda. Apply e kelimesinin de iki tane anlamı var. Birisi bir şeye başvurmak. Mesela bir işe başvurmak derken apply e a job diyoruz ya da bir şey uygulamak derken mesela put substance on another bir maddeyi diğerinin üzerine koymak demişiz. Substance burada madde demek. Mesela bandaj uygulamak derken de apply kelimesini kullanıyoruz. Ya da dediğimiz gibi işte başvurmak anlamında da kullanabiliyoruz. Sormak, rica etmek ask ya da request anlamına gelebiliyor. Cover de demiştik. Örtmek, yaymak gibi bir anlamı vardı. Yine apply kelimesi burada apply buna yakın olabilir. Frustrating yine birden çok anlamı var. Anlamlarından birisi kızdırmak. En temel anlamı bu aslında frustrating. Mesela kızdırıcı, sinir bozucu derken kullanıyoruz. Engellemek anlamı var. Hüsrana uğratmak anlamı da var. Yani frustrating, disappoint ile aynı anlamda görebiliriz. Hüsrana uğratmak derken ya da baffle kelimesi işte şaşırtmak, hüsrana uğratmak derken kullanabiliriz. Bu kelimelerde yine frustrate ile aynı anlama gelen diğer kelimeler olabilir. Ama en temel anlamı frustrate'in kızdırmaktır unutmayalım. Denial, deny bir şeyin inkar edilmesi demektir. İnkar etmek derken refusal kelimesini hatırlayalım. Refusal yine reddetmek anlamına geliyor. Reddetmek yani inkar etmek anlamında daha çok. Dismissal biraz daha kovmak anlamında. Denial'ın bu anlamı da var. Yani denial dediğimiz zaman rejection kelimesi diğer anlamlardan birisi. Repudiation kelimesi daha çok ekonomik bir terim. Yani borçların reddedilmesi. Hani biz bahsediyoruz attık artık. Repudiation yaptık hani borçları reddediyoruz derken kullandığımız kelimelerden birisi. Undertake bir şey üstlenmek demek. Yani under burada alt gibi bir anlama gelmesin. Yani attempt ya da engage in bir işe başlamak, engage üstlenmek anlamında yine. Engage'in birçok anlamı var biliyorsunuz. İşte nişanlanmak, bir işe başlamak, işte biriyle e, haşır neşir olmak gibi böyle bir anlamı var mı? İşte attempt kelimesi de yine bir işe başlamak, bir işe girişmek gibi bir anlamda undertake'le aynı anlama geliyor. Commence kelimesini söylemiştik. Başlamak, bir işe girişmek anlamında undertake'le aynı anlama gelebilir. Yine bu initiate başlatmak, başlatmak başlamak, üçlenmek anlamı. Launch kelimesini hatırlatmıştık, öğrenmiştik hatırlayın. Yine başlamak anlamında. Begin zaten başlanması. Beginning, beginner bu en yani başta öğrendiğimiz kelimelerden birisi oluyor genelde. Başlamak, başlatmak demek. Adverse effect demiştik. Ters, zıt etkilerden bahsetmiştik. Adverse kelimesinin negatif anlamı var demiştik. Hatırlayalım tekrardan. Yani bir şeyin negatif efekt anlamı olabilir. Ya da detrimental'a yakın bir anlamı var. Burada detrimental kelimesini hatırlayalım. Detrimental kelimesi yıpratıcı, ters işte gibi bir anlamda kullanılan kelimelerimizden bir diğeri. Essential kelimesi. Evet, essential kelimesinin Önemli important anlamı var vital vital unutmayalım özellikle important'ı hatırlıyoruz ama vital genelde unutuluyor essential ve vital ikisi de önemli gerekli demek basic ya da fundamental yine basic temel gibi bir anlamı var belki ama bunlarda bir şeyin önemli gerekli olduğunu mesela basic information ya da fundamental dediğimizde önemli temel bilgiler demiş oluyoruz necessity yine gereklilik demekti. Burada diğer bir kelimemiz crucial'ı yine hatırlayalım. Önemli anlamına gelen kelimemiz buydu. Indispensable yine bir şeyden ayrılmaz, önemli, gerekli anlamındaki kelimelerimizden birisi. Main'de yine burada ana temel gibi bir anlamda. External, external dışarıdan demek. Outwards gibi bir anlamı var. da yine dışarıdan yapılan bir iş. external'ı. Yani apparently yakın anlamda demiş. Yani görünürde gibi bir anlamı var. İşte seemingly yine görünürde Superficial'ı yüzeysel demek. Yüzeysel anlamına yakın bir anlamı var. External kelimesinin, external'ı kelimesinin. Repressive kelimesi yine baskıcı demek. Yani burada baskıcı bir işi yapmaya zorlayan anlamında. Repress, Press zaten gördüğümüzde genelde press'in e, baskı yapmak anlamında olduğunu bilelim. Restrain yine strain kısıtlamak de hatırlayın. Restrain de yine baskı yapmak demek. Coercive kelimesi, constrain kelimesi, e, suppress kelimesi bunların hepsi restrict kelimesi sınırlandırmak ya da baskı yapmak anlamındaki kelimelerimiz. Evet yine sıklıkla aslında karşımıza çıkacak bağlaçlardan biri. Bu da çok unutuluyor. Concisely bağlacı. Kısa ya da öz bir şekilde demek. Briefly ile aynı anlamda ya da in brief. Bunların ikisi de kısaca demek. Öz bir şekilde demek ya da shortly in short. Kısaca anlamında zaten short'u biliyoruz. Kısa demek. E, concisely ile aynı anlama gelen kelimeler. Son olarak trial kelimemiz. Trial kelimemizin de yine Birden çok anlam var ama bizim en çok karşımıza çıkacak anlamlarından birisi deneme anlamıdır. Deneme yapmak. Diğeri de mahkemelerdeki duruşma anlamındır. Yani legal proceeding dediği şey burada duruşmalardır. Experimental deneysel anlamında yani deneme anlamında bu iki anlamı çok sık karşımıza çıkıyor. Biz dediğimiz gibi ama bir olay anlamında görebiliyoruz. Burada impeachment kelimesini özellikle hatırlatmak istiyorum. Yine yargıyla ilgili, duruşmayla ilgili bir kelime bu. Duruş konuşma demek indictment yine bir şeyin Mahkemede okunması okunan o artık e, duruşma sırasında okunan şey neydi? Onun ismi indictment dediğimiz şey. E, case yine e, mahkemedeki duruşma anlamına gelebilecek yapılardan birisi. Yani bir e, durum işte duruşma derken case olay anlamında da kullanılabiliyor. Yine e, bu şekilde mahkeme ile ilgili duruşma anlamına gelebiliyor. Bunlar da mahkeme ile ilgili trial bu kelimelerden bazıları.